Dolar 6.03-6.06 aralığında gidip geliyor. Altın 1576-77'leri görüyor sonra geri geliyor. 1550'lerden tekrar yukarıya çıkıyor. Bugünlerde yine yükselmeye başladı özellikle Suriye ile ilgili gerilim ve koronavirüs meselesinden dolayı. Diğer taraftan Türkiye'deki altına bakıyorsunuz. Çeyrek altın fiyatları 500 liranın üzerine çıktı. Gram altın fiyatları 306 liraya gelmiş durumda. Euro pariteden dolayı bir miktar gevşedi. 6.56-6.57 seviyesinde hareket ediyor. Yani belli seviyelere geliniyor. Oralarda biraz dinleniyor. Önünü gördüğü zaman yukarıya ya da aşağıya doğru hareketini devam ettiriyor. Peki dolarda durum ne olacak? Görünen o ki dolar 6.25 hedefine net bir şekilde yürümeye başladı sevgili dostlarım. Yani 6.25'e doğru hareketlik başlıyor ama bunun için belli kademeleri yavaş yavaş, oturta oturta ilerliyor. Diğer taraftan şu anda yaşanan bu yükselişi herhangi bir şok hareketine kesinlikle bağlamayın. Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. 6.03, 6.05, 6.20, 6.25 bir sonraki kademede 6.45-50 aralığı sonrasında 6.80 ve tabii ki 7.20'ye kadar giden süreçte Normal koşullar içerisinde kademeler işleyecek. Olağanüstü koşullar olursa bu saydığımız kademelerin hiçbir olmaz, büyük zıplama hareketleri gözlenir dolarda. Bunu bekliyor muyuz? Tabii ki bekliyoruz. Özellikle bakın Suriye meselesi Türkiye'nin gerilimini i'den iyiye arttırıyor. Öso ile birlikte hareket ediyoruz. Bu günlerde Amerika'ya biraz daha fazla yaklaşmış durumdayız ki Amerika'da bu fırsatı kaçırmıyor zaten. Hemen Rusya ile ilgili politikalarında Türkiye'yi kullanmaya başladı. Ve Suriye politikalarına da tekrar geri döneceğini görmeye başladı. Onun için güçlü bir ışık yandı aslına bakarsanız. O nedenle Türkiye'nin bundan sonraki tavrı çok önemli. Ama görünen o ki Rusya ile birazcık gerilmiş gibiyiz. Eğer ki bu gerilim devam ederse özellikle bugün attıkları tweet çok manidardı. İki tweet atıldı. Bunlardan birisi bir resim tweetti. İşte bir tarafında Amerika'nın PYD, YPG'ye verdiği desteklerden bahsedildi. Ve onun yanında da bugün şehitlerimizden bahsediyor biliyorsunuz Amerikalı yetkililer. Bunları yan yana koymuşlar ve Türk halkına takdir sizin diyorlar. Öbür tarafta yine Rusya'nın paylaştığı bir başka tweet onu da söyleyeyim sizlere. O da bir İHA'nın görüntüsü, Rus İHA'sının görüntüsü. Türk askerlerinin olduğu konvoy İdlib'e doğru ilerliyor. Bu ilerleyiş esnasında işte havadan çekilen görüntüyü paylaşmışlar. Ama enteresan bir şekilde o artı işareti vardır ya hedef işareti. O işte bizim konvoyun üzerinde dolanıyor. Yani her an sizi vurabiliriz isteseydik, şimdi de vurabilirdik. Görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Bir tehdit gibi Algılanabilir. Aslına bakarsınız, diplomatik dilde çok kibarca yapılmış çok sert bir uyarı bu. Onu da unutmamak gerekiyor. Bu uyarılar ne kadar daha sertleşecek ve biz sahiden bu Suriye politikamızla Rusya ve Suriye'nin karşısında yeni bir cephe açacak mıyız kendimize? Amerika'ya ne kadar güveniyoruz? Amerika bizim arkamızda ne kadar duracak? Düne kadar onun politikalarını savunmadığımız S-400 meselesinde kafamıza göre davrandığımızda bize hemen yaptırım tehditleri savuran, NATO'dan atmaya kalkan Amerika bugün nasıl bir anda bizim kankamız oluverdi? Bunlar hep soru işaretleri. Ama ortada tek bir net cevap var. Türkiye eğer ki bir o tarafa bir bu tarafa giderse politikaları doğru bir şekilde işletmezse ve bu Orta Doğu bataklığına sürüklenir ise çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Diyoruz ki biz yani Suriye politikaları bizim için önemli. Özellikle oradaki terör unsurlarının Türkiye'ye gelmemesi için Suriye'de bizim istediğimiz ya da bizim ayarını verebileceğimiz bir yönetimin olması önemli diyoruz değil mi? Bu nedenle sürekli olarak Ösöyü destekliyoruz. Bir eset oluyor, bir Esat oluyor. Yani ya rejim oluyor ya Suriye yönetimi oluyor. Öyle sürekli adı değişiyor ama sonuç itibariyle biz Esad'ın uzun vadeli o koltukta oturmasını istemiyoruz. Oradaki yönetimin değişmesini de istiyoruz. Bu da tabii büyük bir handikap çünkü Rusya da Esad'ı sonuna kadar destekliyor. Hatta Rusya Suriye'nin en önemli müttefiklerinden bir tanesi. Görünen bu. Amerika çok enteresan bir şekilde masanın her tarafında oyununu oynuyor. Bazen Türkiye'nin yanında, bazen Suriye'nin yanında, bazen Rusya ile aynı masada oluyor. Ama sonuç itibariyle oradaki petrol sahalarını elinde tutmaya çalışıyor. Yani kendi parasına puluna bakıyor Amerika. Her zaman olduğu gibi. Her zamanki emperyalist ve kapitalist bakış açısıyla kendimi nasıl daha fazla zengin edebilirim? Bölgede daha çok güçlü nasıl olabilirim? Bunun derdinde. Bunu da başarıyor mu? Başarıyor. Zaman zaman zayıflasa da genel itibariyle politikalarını uygulamaya devam ediyor görünen o. Tüm bu süreçler finans piyasalarında çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle bakın petrol piyasasını, altın piyasasını ve tabii ki döviz piyasasını çok yakından ilgilendiriyor. Döviz deyince dolar gelsin aklınıza. Niye dolar gelsin diyorum. Çünkü dünyanın en önemli convertible parası hala dünyadaki bütün paralara ayar veren, bir anlamda çıpa görevi gören bir para biriminden bahsediyoruz. E bunun nedeni de Amerika'nın dünyanın en güçlü devleti olması ve sözünün bir şekilde hem askeri olarak hem de ticari olarak hala geçiyor olması. Bu nedenle de dolar kurundaki hareketlilikler böyle dönemlerde biraz daha fazlalaşıyor. Ama böyle dönemlerde en çok altın ve petroldeki hareketlilikler artıyor. Bunu bir tarafa koyalım. Şimdi İdlib Suriye'deki gerilim, Rusya-Amerika çatışması bakın ne oldu? Bir Amerikalı askerin ateş açması sonucu Suriyeli bir asker hayatını kaybetti. Bu aslında Suriye'de Rusya ile Amerika'nın fiili olarak ilk defa karşı karşıya geldiğini gösteriyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Onu da unutmamak gerekiyor. İdlib'i biraz sonra yine konuşuruz ama bir başka önemli savaş daha yaşanıyor dünyada. O da korona virüs meselesi. Evet koronavirüs meselesi çok ama çok önemli. Baştan beri bu konuyu gündemime alıyorum biliyorsunuz ve elimden geldiğince bunun yan etkilerinin ne olabileceğini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ekonomiye, finans piyasalarına, altına, dolara, petrole her alana çok ciddi etkileri olacak diyorum. Ve bu bir hastalık olarak salgın olarak dünyaya yayılmasa bile ekonomik salgının fitili çoktan ateşlendi diyorum sizlere. Neden? Çünkü dünyanın en önemli üretim mekanizması şu anda askıya alınmış durumda. Çin'den bahsediyoruz. Çinle ticaretler durma noktasında. Büyük firmaların hiçbiri Çin'de üretimini devam ettirmiyor. Keza hizmet firmalarına bakıyorsunuz. Mesela Starbucks bütün dükkanlarını kapattı. IKEA bütün dükkanlarını kapattı. Uluslararası sinema firmaları bütün sinemalarını şu anda durdurdu, kapattı. Büyük restoran zincirleri Durma noktasına geldi, dükkanlarını kapattılar. Ne zaman açılacakları belli değil. Dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan GSM fuarı gerçekleştirilemedi, ertelendi. Yani dünya ticareti ile ilgili çok önemli bir darboğazdan geçiliyor şu anda. Bu tabii ki en çok Çin'i etkiliyor. Ama bugün Çin'i etkileyen yarın tüm dünya ülkelerini etkileyecek. Ve bunun uyarısını Fed de yavaş yavaş yapmaya başladı. Yani Amerika Merkez Bankası da durumdan ne kadar rahatsız olduğunu ortaya koymaya başladı. Korona virüsün yan etkileri ekonomiye Belki de kat be kat fazla yansıyacak. Koronavirüs çok hızlı bir şekilde durdurulabilir diye düşünülüyordu. Bunun için de çok fazla ortalık bulandırılmasını istendi birileri tarafından. Gerçi Finans cephesi hemen tepkilerini vermeye başlamıştı borsalar vesaire ama sonrasında onlar da ya herhalde bir şey yok bak Fed de çok fazla kafasına takma diye yavaş yavaş tekrar yükselmeye başladılar. Sonra korona virüsle ilgili ölü sayıları gelmeye başladı. Bulaşan insan sayıları gelmeye başladı. Bakın her geçen gün katlanarak artıyor. 80 kişiydi. Vay dedi insanlar ne çok insan öldü. Sonra bir anda 150 kişilere çıktı. Bir baktık bugün 242 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır vakaların sayısı her geçen gün artıyor. 10 binlere yaklaşmış durumda. Hastalıktan etkilenenlerin yani hastalık bulaşanların sayısı Çin'de 60 binlere gelmiş durumda. Önemli bilim adamları bu konuyla ilgili açıklama yapıyorlar. Özellikle bu SARS virüsünün önlemini alan, tedavisini bulan bir Çinli bilim adamı, tıp adamı şunu söylüyor: Korona virüs çok hızlı yayılıyor, bunun önüne geçilemeyecek gibi görülüyor ve eğer ki geçilemezse, 45 milyon insan bu hastalıktan etkilenebilir diyor. 45 milyon insan ve yine aynı tıp uzmanı şunu söylüyor. Dünyanın yüzde 60'ına yayılabilir bu hastalık diyor. Ya bugün hiçbirimizin yanı başında değil bu hastalık. Hepimiz rahatız. Ama eğer ki bu bilim adamları haklı çıkarsa Çin'de başlayan sadece bölgesel bir hastalık gibi görünen koronavirüsün gribi eğer ki dünyanın %60'ını etkilemeye başlarsa hepimiz için büyük bir tehdit haline gelecek. Uluslararası ticaretin önüne geçilecek. Diğer taraftan bırakın uluslararası ticareti bildiğimiz manadaki bütün finansal sistemler altüst olacak. Bakın büyük savaşlardan çok daha büyük kayıplar verilebilir bu hastalık yüzünden. Bu hastalığın... Çin üzerinde sadece bir baskı yapması bile bakın dünyanın üretim merkezinin durması anlamına gelecek. Güney Kore'nin en önemli otomobil şirketlerinden birisi olan Hyundai mesela üretimi durdurmak zorunda kaldı. Neden? Bütün yedek parçalarını, bütün araç parçalarını Çin'den alıyor çünkü. Üretimini orada yaptırıyor. E sadece Hyundai mi? Hayır. Dünyanın pek çok önemli otomobil firması yine pek çok parçasını Çin'de ürettiriyordu bugüne kadar. Keza cep telefonu, Keza teknoloji firmaları, Keza ağır sanayi firmaları onlar da yine Çinle çok yakın temas içindeydi. Ama buradaki en kritik nokta ne? Tabii ki petrol. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde düştü. Neden? Çin'in talebinin düşmesinden kaynaklı ve OPEC ülkeleri bir araya gelerek ne dediler? Ya bizim üretimi acilen yavaşlatmamız gerekiyor dediler. Çünkü üretimi yavaşlatmazlarsa fiyatlar daha da hızlı bir şekilde dip seviyelere doğru gidecek. Bugün 55-56 dolar seviyesinde tutmayı başarıyorlar. Ama eğer ki üretimi kısmazlarsa bir an önce bunun çok ağır bedellerini ödemek zorunda kalacaklar. Üçte bir oranında evet çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz üçte bir oranında Çin'in etkisini görebiliyor musunuz? Neredeyse 450 bin varile denk geliyor bu. 450 bin varillik bir kısıntıya gidiyor OPEC ülkeleri. Bununla ilgili çalışmalar başlatılmış durumda. Sebebi fiyatın iyiden iyiye dip yapmaması ve fazla üretim yaparak piyasaya fazla mal vererek daha fazla zararı büyütmemek. Bu sadece petrol açısından bakıldığı zaman. E altın, koronavirüs dünya için bir tehdit. İdlib, Suriye'deki gelişmeler dünya için bir tehdit ve bu ateşin yükselmesi altın fiyatlarını da yukarıya çıkarttı. Ne demiştim size? Altın fiyatları ve altın fiyatıyla ilgili kastım şu tabii ki altının ons fiyatı ve dolar aynı anda yükseliş kaydederse bir anda çeyrek altını 500 liraların üzerinde görebiliriz. Gram altın bir anda 310'lara dayanabilir demiştik geçtiğimiz videolarda. İşte o tabloyla karşı karşıyayız ki şu anda dolar öyle çok fevri bir yükseliş içerisinde de değil Türkiye'de. Dolar fevri bir şekilde yükselmemiş olmasına rağmen yani 6.05 seviyelerine gelmiş olmasına rağmen altın fiyatının, altın ons fiyatının bir anda 1576-77 seviyesine gelmesiyle çeyrek altın kendisini hemen 500 liranın üzerine verdi. Şimdi burada çok kritik bir şeyden daha bahsedeceğim size. Dolar ne olur? Dolar yükselmeye devam eder mi gibi sorular soruluyor. Kendi fikrimi uzun zamandır söylüyorum size. Türkiye'nin ulusal meseleleri var. Makroekonomik meseleleri var. Bakın geçtiğimiz günlerde ne dedim? Bankaların mevduatlarıyla ilgili serbest bırakılması demek onların tüketici kredisi vermeyecekleri anlamına gelir dedim. Bugün açıklama geldi görüyorsunuz yeni bir düzenleme ve bu düzenleme sonrasında bankaların tüketici kredisi vermesinin önü kesilmeye çalışılıyor. Niye? Çünkü verilen tüketici kredileri dövize gidiyor. Dövize gidince de döviz baskısı artıyor ve işin kötü tarafı alınan bu tüketici kredileri geri ödenmediği için banka batıklarının da hızlı bir şekilde büyümesine neden oluyor. Daha büyük handikap ne dedik? mevduatlar yüksek eğer ki krediler düşük faizli olursa bu bankalar için büyük bir handikap onun için tüketici kredilerini vermeyecekler vermemeleri gerekir büyük ihtimalle bu uygulama mevduat sahipleri için uygulanacak ama kredi verirken sadece konut kredisi ya da otomobil kredisi verilecek dedik düşük faizle. Tüketici kredilerin önünü kesilecek dedik ve nitekim söylediğimiz daha gün geçmeden gerçekleşti. Bununla ilgili bir uygulama da devreye sokuldu. Türkiye'de altın denildiği zaman kapalı çarşı akla gelir uzmanlık anlamında. Türkiye'de dolar, euro, döviz denildiği zaman da tahta kale gelir akla değil mi? Tahta kale esnafının bir sözü vardır. Dolar geldiği yeri unutmaz. Özellikle yukarıya çıkışlarla ilgili söylerler bunu. Mesela dolar 7.20'yi gördüyse ve geri geldiyse 5'lere, 5.5'lara beş buralarda durur ama yakın zaman içerisinde o geldiği yere tekrar geri döner. Orayı bir kez daha dener ve hatta orayı kırıp yeni zirvelere koşar anlamındadır bu söz. 7.20, 7.25'ler çok yakın zaman içerisinde özellikle bu 6.25 hedefinin kırılması sonrasında bu İdlib meseleleri sonrasında bu koronavirüsle ilgili endişelerin artması sonrasında 7.20-7.25 seviyelerine dolarda bir hareket görürsek yakın zaman içerisinde hiç şaşırmayın arkadaşlar. Diğer taraftan Türkiye için özellikle finansal manada deniz bitti kara göründü. Kasada para kalmadı. Merkez Bankası artık dolara dövize müdahale etmekte zorlanıyor. Kamu bankalarının zararları her geçen gün artıyor. Bakın Ziraat Bankası'nın karlılığı %22 oranında düşmüş durumda. Önümüzdeki günlerde bu karlılığın daha da fazla düşmesi mümkün. Hatta bu kamu bankaları büyük ihtimalle görev zararları vesaire eklendikten sonra ciddi zarara bile girebilirler ve bunun üzerine tabii bir de batıkları koyacağız. Dolayısıyla bu işin sonuna gelindi arkadaşlar. Onun için döviz mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde yükseltilmeye çalışılıyor. Ama yarın öbür gün iş kontrolden çıkarsa bu kontrollü yükselişin de Ötesine geçilirse bir anda 7-20-25 seviyesinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırız. Zaten ondan sonrasında da doların üstü boş. Çeyrek altın gram altın ne olur? Valla bu gerilim devam ederse koronavirüs ve Suriye meselesi devam ederse dünyadaki gerilim artmaya devam ederse altın fiyatları da yükselir. Tekrar altın çizerek söylüyorum. Altının onsuyla doların birlikte yükselmesi durumunda Altın daha fazla getiri sağlar. Daha önceki videolarımda da söylemiştim bunu. 1580'e bağlı 1580 kırılırsa 1600'ün üzerine atar kendisini. 1600'ün üzerinde tutunursa da 1800 yolculuğuna çıkabilir. Öyle bir durumda altının karlılığı evet daha fazla olacaktır. Petrol fiyatları her ne kadar kısıntıya gidilirse gidilsin Çin talep etmediği sürece petrol fiyatlarının yükselmesini beklememek lazım sevgili dostlarım. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bildirimlerinizi açarsanız çok daha hızlı bir şekilde sizlere ulaşabiliyoruz. Ve tabii ki eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın, mutlu kalın.